Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bu videoda depremden etkilenmiş vatandaşlarımız için depremden sonraki hayatlarında faydalı olabilecek iş ve kariyer konusunda ne yapabilirler? Bu konuda hem bazı gelişmeler var. Onlardan haberdar etmek istedim. Hem de ne yapabilirsiniz? Biraz fikir vermek istedim. Çünkü deprem sadece bir yıkım değil. Çok çok büyük bir felaket olduğu için birçok vatandaşımızın hayatı sıfırlandı. Her şeye yeniden başlamak zorundalar. Başka bir şehre taşınmak, başka bir işe başlamak, başka başka şeyler ve genelde böyle küçük yerlerde de İş konuları falan genelde tanıdıkları üzerinden yürür falan böyle çok kariyer neti belki girmemiş bile olabilir insanlar. Dolayısıyla bu konularda ne yapmak gerekiyor? Ve işte bazı firmalar çok güzel depremle etkilenen vatandaşlar için öncelikler hazırladılar. Hem onlardan da haberdar etmek istiyorum. Yeni hayatınızda hızlı bir şekilde hayata adapte olmak için, işte para kazanmak için iş konusunda neler yapabilirsiniz? Hemen anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Etkilenen arkadaşlarınız varsa faydalı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Birincisi eğer şöyle bir iş yapıyorsanız bence en doğru yöntem şu. Atıyorum işte Kahramanmaraş'ta ACY2'de çalışıyordunuz. Şimdi Ankara'ya taşımak zorunda kaldınız. Aslında burada bence ilk yapmanız gereken direkt ACY2'ye doğrudan başvurursanız. Belki sizin için daha kolay olur. İşte ben Kahramanmaraş'ta şu şubede çalışıyordum. Şimdi Ankara'da Keçiören'de ikamet edeceğim. Orada iş arıyorum. Uygun bir pozisyon için bu şekilde başvurursanız doğrudan bence siz için daha kolay olur. Hem alışkın olduğunuz bir iş, alışkın olduğunuz bir kurum. Hani bu tarz bir işte çalışıyorsanız, Türkiye genelinde mağazaları olan, işletmesi olan bir firmaysa bence ilk önce bunu deneyebilirsiniz. Bireysel olarak kendiniz başvurabilirsiniz. Genel merkeze bir mail atarsınız. Belki sizin için daha pratik ve kolay olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında örneğin Kariyer.net çok güzel bir destek programı başlatmış. Burada direkt deprem seferberliği başlığı altında ilanlar açmışlar. Direkt buradan girip tıklayarak buradaki iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. Örneğin tek kariyer teknolojide istihdam seferberliği altında bir başlık altında toplamışlar. Bölgede yaşayan gençler için özellikle yazılımla ilgilenenler için direkt böyle yazılım kariyerinin başında da olabilirsiniz. Sizi destekliyorlar ya yani sizi firmalarla buluşturuyorlar. Bu şekilde Kariyer.net'in deprem seferberliği altında birçok başvuru fırsatı var. Onun dışında Kariyer.net'e neti e, kariyer .net bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ben de yıllardır giriş yapmıyordum. Hemen giriş yapayım. E Kariyer.net işverenlerle iş arayanları bir araya getiren bir site arkadaşlar. Güzel tarafı burada kariyer rehberi bölümüne girerseniz kariyer blog kısmında birçok eğitim var. Buradan direkt okuyarak Öğrenebilirsiniz örneğin mülakatla ilgili mülakat soruları kısmı var. E, mülakatta ne gibi sorular soruluyor sizden neler bekliyor ne gibi cevaplar verebilirsiniz ya da siz neler sorabilirsiniz gibi. Böyle eğitim bölümleri var buradaki eğitimleri mutlaka okuyun. Bir iş görüşmesine gitmeden önce sizin için iyi olacaktır. Sol üstten iş ara bölümüne girerek ilanlara doğrudan başvurabilirsiniz. Buradan şehir seçebilirsiniz örneğin Ankara'ya taşındınız hemen Ankara'yı seçebilirsiniz. Uzaktan çalışma imkanınız varsa yaptığınız işe göre uzaktan çalışmayı seçebilirsiniz. Buradan sektörü seçebilirsiniz. Örneğin bilişim seçelim hemen. Pozisyon düzeyleri buradan hemen Uzman mısınız, yeni başlayan mısınız, serbest mi çalışıyorsunuz, stajyer misiniz, serbest ve yeni başlayanı seçelim. Burada birçok detay var arkadaşlar. Departmanları girebilirsiniz, girmeyebilirsiniz, de hiç sorun değil. Buradan eğitim seviyenizi vesaire seçip işare diyebilirsiniz. Oradaki iş iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. ve Burayı bu şekilde kullanabilirsiniz ama onun dışında kariyer ana sayfasına girdiğinizde, biraz önce bahsettiğim depremden deprem seferberliği bölümünden de özellikle depremde etkilenen vatandaşlar için oluşturulmuş ilanlara bakabilirsiniz. Krenet'te yapmanız gereken konulardan birisi de özgeçmiş bölümünden bir özgeçmiş oluşturmanız. Buradan yeni özgeçmiş diyerek tüm bilgileri tek tek doldurarak özgeçmiş dediği aslında bir CV. CV'nizi oluşturabilirsiniz. Bir diğer site de Secret CV. Krenet'te çok benzer bir site. Burada da çok güzel bir detay var arkadaşlar ve ikisi çok benzerse detaylarına girmeyeceğim ama buradan deprem öncelikleri ilanları görmek için tıklayınız diyor. Hemen tıklayarak gördüğünüz gibi bu firmalar bu pozisyonlarda örneğin Armağan Oyuncak satış danışmanı arıyor. İstanbul Anadolu yakasında eğer orada ikamet ediyorsanız deprem öncelikli ilan logosunu görüyorsunuz burada. Bu şekilde sizin için özel oluşturmuş ilanlar var. Bunları buradan listeleyebilir, bakabilirsiniz. Yine sol taraftan en azından şehir kısıtlaması yaparak örneğin Ankara'ya gittiniz. Bakalım Ankara'da ne gibi ilanlar varmış diyerek Ankara'daki ilanları sıralayıp bu şekilde bakabilirsiniz. Deprem öncelikli ilanları tek tek işaretlemişler. Bence bunlar güzel gelişmeler, güzel destekler. Bir de Youth Hall var arkadaşlar. Youth Hall'de gençlere yönelik bir site. Yine burada da depremden etkilenen vatandaşlar için Senin Neyse seferberliği var. Detayları incele dediğinizde Burada isterseniz siz bir ilan açabiliyorsunuz. İşverenseniz eğer ilan açıp destek olabiliyorsunuz. Ya da buradan nasıl başlamalıyım diyerek iş veya staj sürecinde neler yapmanız gerektiğini tek tek anlatmışlar. Buraya belgenizi CV'nizi yüklüyorsunuz. Önce giriş yapıp üye oluyorsunuz bu şekilde burada da özellikle gençlerle ilgili özellikle ve yazılım sektöründe ve startup'larla yani burada aslında startup'lar var. Startup'larla iş yapmak istiyorsanız buradan girip başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu siteyi de mutlaka inceleyin. Bir de Indeed diye bir site var. Burayı şu açıdan burası da aslında bir iş arama sitesi ama şurada maaş bul bölümü var. Bu belki işinize yarayacaktır. Çünkü yani bir iş yapıyorsunuz ama nerede ne kadar fiyat veriliyor bilmiyorsunuz. Bunun önceden bir tahmin edebilmek için örneğin sosyal medya uzmanı olmak istiyoruz. Türkiye'de nerelerde nasıl fiyatta alıyorlar, nasıl maaşlar alıyorlar? Ortalama yılda 105 bin lira maaş alıyorlarmış. Örneğin İstanbul'da 115 bin lira alırken İzmir'de 44 bin lira alıyorlarmış. Bu şekilde buradan aylık ne kadar para kazanabilirim gibi düşünüyorsanız bu şekilde buradan önden bir fikir edinebilirsiniz. Bu amaçla Indeed'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de çok önemli konulardan birisi barınacak yer. Sahibinden.com bunu bugün başlattı. Sahibinden.com bu konudaki en büyük site zaten biliyorsunuz. Sahibinden.com'da da şöyle bir şey var arkadaşlar. Evim yuvan olsun diye bir girişim başlattılar. Burada şu anda ilanlar yok. Yeni başladı. Bugün başladı hatta ben videoyu çekerken. Buradan şu anda eğer bir eviniz varsa, atıyorum yazdığınız var, bir yerde boş bir eviniz var, boş duruyor. Yani buradan depremden etkilenen birisi için o evi ücretsiz olarak kiralayabilirsiniz ya da indirimli olarak kiraya verebilirsiniz. Burada böyle bir seçenek var. Sizler depremde etkilenen biriyseniz de bu sayfayı sonra kontrol edin. Çünkü ilanları henüz listelememişler ya da başvuru kısmı yok. Çünkü şu an daha çok ev ilanlarını topluyorlar. Yani takipte kalın. Sizin de böyle bir imkanınız varsa buradan evinizi açabilirsiniz. Buradaki olay tamamen AFAD işbirliğiyle yapılıyor. İçişleri Bakanlığı ve AFAD'la birlikte yapıyorlar oturacak kişileri afat belirleyecek vesaire bu şekilde bir düzen getirmişler. Bence çok başarılı, çok iyi olmuş. Çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. 3 ay ücretsiz oturabiliyorsunuz ya da 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde oturabiliyorsunuz. Yani böyle sağda solda eviniz vardır, yazdığınız vardır, kullanılmıyorsunuzdur. Böyle bir iyilik yapabilirsiniz. Güzel bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Onun dışında sahibinden komda da şöyle bir konu var. Atıyorum. Ya böyle bir yerde kariyer yapma değil de kendi işinizi yapıyorsunuz. Atıyorum boya ustasısınız. Burada o tarz ilanlar da var. Siz buradan ilan verebiliyorsunuz. Usta ve hizmetler bölümünde. Mesela girelim usta ve hizmetlere boyacı. Mesela Ankara'daki Ankara'ya taşındınız. Ankara'da boyacılık yapmak istiyorsunuz ama çevreniz yok, tanıdığınız yok, bir şey yok ortada. Böyle sitelerden da bunlardan birisi buraya ilan açarak size işte cep telefonunuzu veriyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Neler yapabildiğinizi. Burada kendi kariyerinizi oluşturabiliyorsunuz. Buradan da yeni müşterilere ulaşabilirsiniz. Çünkü bu tarz işler yapan da çok insan var ve yeni bir şehre taşındığında en büyük sorun çevre. Bu şekilde çevre ve müşteri bulabilme potansiyeliniz Var arkadaşlar. E, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyelim. Bu zorlu süreçte biz de ufak bir destek olsun diye bu tarz videolar hazırlıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bunu çevrenizde paylaşın bu videoyu. En azından bir fikir olacaktır. Bir dokunuş olacaktır. Buradan bir kariyer fırsatı doğacaktır. E, belki biraz daha bir nebze olsun. işleri kolaylaşacaktır vatandaşlarımızın. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam için kanala abone olmayı hiç unutmayın. Bu haberleri sosyal medyada anlık olarak takip etmek için de sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Προσέξτε.